Bize bu ifadeyi çarpanlarına ayırmak istediklerini söylüyorlar ve bunun için hangi yöntemi kullanacaklarını soruyorlar. U ve V sabit tam sayılar ya da tek değişkenli ifadelerdir diye de eklemişler. İsterseniz bunu birlikte yapalım. Bundan sonrakileri ise benden önce videoyu durdurup kendi kendinize çözmeyi denersiniz. Yöntem dediklerinde buradakilerle burada yazan arasında bir benzerlik bulup bunu çarpanlarına bu şekilde ayırıp ayıramayacağımıza bakmamızı istiyorlar. Ne demek istediğimi daha iyi anlatabilmek adına isterseniz U artı v'nin karesini ele alalım. Bundan önceki videolarda binomların karesinin nasıl alındığını görmüştük. Bu u kare artı 2 u v artı v kareye eşitti öyle değil mi? Bize verdikleri polinomu biraz yakından incelerseniz buna çok benzediğini görebilirsiniz. Nasıl mı? Hemen göstereyim. u karenin 9x üzeri 8 olduğunu düşünürsek u 3x üzeri 4'e eşit olur. Ne de olsa bunun karesini aldığımızda bunu elde ederiz değil mi? Evet bu u karedir. Benzer şekilde v kare de, eğer y kare ise v y'ye eşit olur. Bunun da 2 çarpı u çarpı v'ye eşit olması lazım tabii. Peki öyle mi? Bakalım. u çarpı v 3x üzeri 4 çarpı y'ye eşit. Bunu bir de 2 ile çarparsak 6 çarpı x üzeri 4 çarpı y elde ederiz. Evet öyleyse bu da 2 çarpı u çarpı v'dir. Tüm bunlar bu yüksek dereceli polinomu bu yöntemi kullanarak ifade edebileceğimiz yani bu şekilde çarpanlarını ayırabileceğimiz anlamına gelir. Bu durumda sorunun cevabı u artı v'nin tam karesidir. Bu yüzden de bunu seçiyorum. Hadi birkaç örnek daha yapalım. Soru aynı. Polinom farklı ama yine çarpanlarını ayırmak için hangi yöntemi kullanabileceğimizi soruyorlar. Burada 3 farklı terim var. Bir bakayım bunların tam kare olduklarını düşünüyorum. Deneyelim ve görelim. Bu eğer u kare ise u'nun 2x üzeri 3 olması lazım değil mi? Bu da eğer v kare ise v de 5'tir. Peki bu 2 çarpı u çarpı v mi? 2 çarpı u çarpı v. Bir kere bu terimde bir y olmayacak. Evet bundan dolayı da bu 2 u v değil. Yani tam kare yöntemini kullanamayız. Bunların ikisi de tam kare yöntemini temsil ediyor. Birinde v ile topluyoruz, diğerinde çıkarıyoruz. Bir bakalım, buradaki parantezleri açarsak, u kare eksi v kare elde ederiz yani bu da kareler farkı. Bunu kullanınca da üç terimli bir polinom elde edemeyeceğimize göre bu seçeneği de elemem lazım. Geriye yöntemlerin ikisini de kullanamayı seçeneği kalıyor. Evet, bu. Hadi bir tane daha. Şimdi videoyu durdurun ve bunu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Yine bu ifadeyi çarpanlarına ayırmak istediklerini söylüyorlar. Bir bakalım. Bu defa iki terimli bir ifadeyle karşı karşıyayız. Bu birincisi, bu da ikincisi. İkisi de bir ifadenin karesi gibi görünüyor ve aralarında da eksi işareti olduğuna göre bu bir kareler farkı olmalı. Bu yüzden de bu seçeneğin doğru olduğunu düşünüyorum ama yine de emin olmamız lazım u artı v çarpı u eksi v, bu u kare eksi v kareye eşit. Bu eğer u kare ise u'nun 6x kareye eşit olması lazım değil mi? Bu da v kare ise v de y artı 3'e eşittir ve bunlar da buradaki yöntemle tutarlı. İfadeyi çarpanlarına ayırmak için hangi yöntemi kullanabiliriz diye soruyorlar. Bizden çarpanlarını bulmamızı da istemediklerine göre bu seçeneği seçebiliriz. Yöntemi bulduktan sonra çarpanlarını ayırmak da aslında çok kolaydır. Çünkü bunun çarpanlarının u artı v çarpı u eksi v olduğunu biliyoruz ki bunun doğru olduğunu da gördük. u artı v 6x kare artı y artı 3'e çarpı u -v kareydi, eksi v ise u 6x kareydi eksi v'yi de eksi y artı 3 olarak yazalım. İsterseniz parantezi açabiliriz ama bu şekilde de doğru olur. Gördüğünüz gibi yüksek dereceli olan bir polinomun çarpanlarını bir kareler farkı olarak ifade edebildik. Hadi bir tane daha yapalım. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırmak istiyoruz ve hangi yöntemi kullanabileceğimizi merak ediyoruz. Videoyu durdurun ve biraz düşünün. İki tane terim var. O halde bu bir kareler farkı olabilir. U 7 olursa bu U kare olur. Bu kısım tamam. Ama 10x üzeri 3'ün karekökü. tam sayı kuvvetler elde edebilmek için, e, şöyle söyleyeyim, e, kare kök 10 çarpı x küp evet bu karekök içinde 10 çarpı karekök içinde x üzeri 3'e eşittir ve bu şekilde tam sayı olan bir kuvvet elde edemeyiz kısacası bu ve kare olamaz yani cevap yöntemlerin ikisini de kullanamayız olacak